Tövbeler olsun, havaya bak. Koca sarayda büyük valide sultanımızla istişare edecek başka yer mi kalmadı? Aslan torunumuz? Sultanım. Malumunuz üzere Culus vakti bir karar almış. Kardeşim Mustafa'nın canını bağışlamıştım. Bu hususta hiç konuşamadık. Fikriniz benim için mühim. Sizce doğru bir karar mıydı? Bizim diyeceğimiz bellidir. Hünkârımız neyler, neylerse güzel eyler. Katline ferman istesem de aynı şeyi söyler miydiniz? Kalbimizden geçeni diyelim. Şehzade Mustafa torunumuz. Canımızdan bir parça. Elbette yaşamasını isteriz. Abim Mahmut torununuz değil miydi? Çığlıkları haremi inletirken neden kapattınız kulaklarınızı? Çünkü ben vardım. Değil mi? Mahmut giderse Ahmet var dediniz. Şimdi de Ahmet giderse Mustafa var diyorsunuz. Musalla taşıyla taht arasında kaç adım var biliyor musunuz sultanım? Ben saydım. Tam 41. Dün gece birileri beni öldürmeye çalıştı. Alenen canıma kastettiler. Allah'ım esirgesin. Nasıl oldu bu? Neden haberimiz yok? Her gece kendi elimle beslediğim aslanın zincirini kesmişler. Lakin gördüğünüz gibi karşınızdayım. O vakit sevgili torunumuz 40 senedir saraya kök salmış, hiçbir fırtınanın yerinden edemediği büyük validenin sözünü dinle. Hangi parmağımızı kesseler daha çok acır? Bil ki serçe parmakta, baş parmakta hepsi aynı acır. Bizim hiçbir torunumuzdan vazgeçmeye niyetimiz yok. Lakin taht senin, karar senin. Fırtına yakındır. Müsaadenle dairemize çekil. Derviş. Şeyhülislam Efendi'ye ver. Kardeşimin katline fetva isterim. Emriniz var mı hünkârım?
İşte Hatun. İmdi altın yoldayız. Gücün, iktidarın, aşkın ve saadetin yolu. Bu yoldur cennet bahçelerine giden. Ve dahi bu yoldur cehennem deryalarına çıkan. Bırak, ben istemiyorum. Ne istiyorsun peki? Ölmek mi? O küçük kafana sok diye söylüyorum. Ya bu gece hünkârımızın koynuna girersin ya da mezara. Sen? Sen? Resmini burada görmek. Hoşuma gitti mi? Hoşuma gitti mi? Safiye Sultanımızın dairesinde gördüm resmi. Sonra da? Sonra bir emir verdin, getirdiler beni. Neyim ben? Sence bir at mıyım? Ya da keçi? Neyim söyle? Zeytin mi? Yumurta mı? Ben emir vermedim. Haberim bile yoktu getirildiğinden. Safiye Sultanımız seni bana hediye olarak... Ben hediye değilim. İnsanım. Senin gibi bir ailem var. Yazık. Seni ilk gördüm dedem iyi biri. İsen az tiranos. İsen az tiranos που τα θέλω όλα δικά του.
kaçacağım buradan. Göreceksin. Hiç kimse buradan kaçamaz. Gel. Validem. Halime Sultan. Şehzade Mustafa'yı alıp sırra kadem basmış. Gördün işte aslanım. Merhametinin karşılığı bu. Nereye kaçabilirler ki validem? Elbet bulunur değil mi derviş? İnşallah hünkârım. Bostancılara talimat verdim. Bütün yollar, limanlar kapatılacak. Maazallah ya küffarın eline geçerse. Hele ki Celal'i eşkıyası bulursa. Validem yeter. İki lafınızdan beri felaket. Derviş, tüm mesuliyet senin. Bana derhal kardeşimi getir, yoksa ilk senin kelleni alırım bilesin. Emru ferman yüce padişahımızındır. Şimdi mi haber verilir bu? Sultanım bağışlayın. Uyudunuz için ben Şehzademiz saraydan kaçılıyor. Sen uykudan bahsediyorsun. Derhal Nasuh Ağa'ya haber yolla gelsin. Emredersin Sultan. Destur! Sultan Ahmet Han Hazretleri! Sultanım, zannediyorum olanları işittiniz. Az evvel öğrendim. Halime denen yılan torunumuzu kaçırmış. Siz o yılanı hepimizden iyi bilirsiniz Sultan. Hangi deliğe girer, kim yardım eder, nerede saklanır? Her şeyin en iyisini biliriz. Şimdi bizi yalnız bırak da meseleyi istişare edelim. Siz diyeceğinizi deyin sultanım. Kim yardım etmiş olabilir? Aklınızda biri var mı? Düşmanımız çok. Anlaşılan işlerinden bir tanesi Halime'nin kulağına Şeyhülislam'dan fetva istediğini fısıldamış. O halde yardım eden şehzadenin idamına karşı çıkanlardan biri. Gerçi siz de karşı çıkıyordunuz. Yedi iklimin sultanı, hünkâr torunumuz dahi karşı çıkmış, idam etmeyeceğine söz vermiş. Edilecek laf mı bu şimdi? Hünkârım. Halime Sultan'ın eskiden gittiği bir hatun vardı. Fal, büyü işleri bakan bir meczup. Onu getirdim. Bildiği bir şeyler olabilir. Lakin sizden başka kimseyle görüşmek istemiyorum. Gelsin. Padişahımız, yüce efendimiz. Konuş hatun. Halime Sultan nerede? Kardeşimi nerede saklıyor? Müsaade edin. Mübarek elinizi tutayım. Bakın gelsin. Thank you.
Söyle hadi. Halime Sultan nerede? Şehzade Mustafa Sami bulabilecek miyim? Gölgeler görüyorum hünkârım. Tahtınızın üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. Lakin şehzademiz dönecek. Bir gün üzerinde oturacağı bu taht için dönecek. Bu ne cüret hatun? Alın götürün şunu. Siz bu mezlubun laflarına itibar etmeyin. Kim ne derse desin hünkârım, kim ne yaparsa yapsın. Onların bir hesabı var ise Rabbimin de var. O ki sizin kaderinizi yazdı. Kimsenin gücü yetmez bunu değiştirmeye. Ne var kaderimde derviş? Rabbim ne işaret ediyor bana? Zaferlerle dolu muhteşem bir istikbali. Allah'ın izniyle kara bulutları dağıtacağız. Hünkârım. Her ne kadar gizli tutulsa da Şehzade Mustafa Hazretleri'nin günlerdir kaybolduğunu işittim. Sarayda hiç sır kalmıyor. Merak etmeyin hanzadem. İz üstündeyiz. Bugün değilse yarın şehzademizi bulacağız. Geç kaldın derviş ağa. Daha o gün. Kaçtığı gün bulmalıydın. Zira mevzu bahis olan hanedan-ı Ali Osman'ın itibarıdır. Allah'tan erken vakitte haberim oldu da siz yüce hünkârımızı bu zor vaziyetten esirgeyebildim. Ne demek bu? Şehzademizi, sultanlarımızı ve onların kaçmasına yardımcı olan Gafil Musa Paşa'yı yakaladım. Müsaadenizle. Sen kim oldun sen? Sen kimsin? Sen kimsin de bir şehzadeyi kaçırmaya cüret edersin? Abi ne olur yapma. Abi ne olur ya. Söz vermiştiniz hünkârım. Herkesin önünde yemin ettiniz. Kardeşim baş durumuna kıymayacağım dediniz. Bir padişahın şahına da sözünden dönmek var mıdır? Ettiği yemini bozmak var mıdır? Evladım bu çukura sen şimdi. Senin yüzünden oldu bütün bunlar. Fetva almıştınız. Kıyacaktınız ona bu yüzden kaçtım. İkisini de zindana atın. Dilruba'yı da odasına kapatın. Musa Paşa'ya gelince. Hünkârım, bağışlayın. Yüce affınıza sığınıyorum. Derhal kellesini istiyorum. Hünkârım, bağışlayın. Bağışlayın hünkârım. Beni neyle itham ediyorsun? Benim günahım ne?
Evladımı korumak mı? Ben de evladımı kaybettim. Babanızın cellatları aldılar. Abiniz Mahmut'u ne çabuk unuttunuz. Hünkârım yalvarırım, aynı acıyı bana ikinci kez yaşatmayın. Yalvarırım. Beni Hünkârım, bağışlayın beni. Yalvarırım. Acıyın, merhamet edin hünkârım. Bağışlayın hünkârım. Merhamet edin hünkârım. Yalvarırım, bağışlayın. Merhamet edin hünkârım. Affedin hünkârım. Yalvarırım. Şimdi ne yapacağız sultanım? Hünkârımız bugün değilse yarın şehzademizi de idam edecekler. Tavsiyen nedir? Arzu ederseniz Şeyhülislam Efendi'yi ziyaret edeyim. Malumunuz, Müftü Hazretlerinin fetvası olmadan idam etmez. Akıllı sultanların böyle ehil hizmetkârları olur elbet. Şehzadeyi teslim ederek büyük bir iş başardın Şahin Giray. Hanedanı büyük bir dertten kurtardın. Hanedanı Ali Cengiz ve Hanedanı Ali Osman ezelden beri dost ve müttefiktir hünkârım. Dostunuzu dost, düşmanınızı düşman belliriz. Âlâ. Münasip bir vakitte kardeşinle gel. Huzuruma kabul edeceğim. Padişah efendimiz. Ben 41. Sipahi Bölüğü'nden Başçavuş Abdiyağa. Cüretimi bağışlayın. Lakin sipahi kullarınızın arz etmemi istediği bir husus var. Söyle Abdiyağa. Kullarım ne ister? Kullarınız adet olduğu üzere cülüs bahşişi bekler nicedir. Sipahi hayli huzursuzlanır. Yeniçeri kullarım ne der ha? Onlar da mı huzursuz? Ben Acemi Ocağı İstanbul Ağası Zülfikar kulunuz. Askerlerin cülüs bahşişini beklediği doğrudur hünkârım. Lakin Yeniçeri için siz saadetli padişahımızın verdiği söz her şeyden daha kıymetli ve kafidir.
Kullarıma söyleyin ağalar. Kimse bir huzur olmasın. Zira Mısır hazinesi çoktan yola çıktı. Öyle değil mi Kasım Paşa? Veli Sultanım, hazineyi getiren Yavuz Ali Paşa birkaç hafta içinde payitahta olacaktır. İnşallah aynı günde culus bahşişini dağıtırız. Rabbim dualarımızı kabul etti aslanım. Şehzade Mustafa nihayet elimizde. Bu iş bitmeli. Bu husustaki fikrimiz malumun Ahmet. Katli münasip değildir. Başka şehzademiz yok. Başıma bir şey gelirse ne olacak? Korkunuz bu mu? Allah muhafaza. Lakin devlet adabı her ihtimali görmeyi, ona göre tedbir almayı gerektirir. Kardeşimin kaçması, düşmana sığınması da bir ihtimal. Ki neredeyse oluyordu. Hiç değilse bekle Ahmet. Cariyelerinden biri şehzadeni doğurana kadar bekle. Kulların görsün soyun senden devam edeceğini. O vakit kardeşimin katline ferman verebilirim ve buna sesiniz çıkmaz, öyle mi? Gönlümüz hiçbir vakit razı gelmez. Fakat kader de buysa ne yapalım? Biz diyeceğimizi dedik. Ben de diyeceğimi dedim sultanım. Müftü efendiden fetva gelir gelmez nizam-ı alem için idam edilecek. Hünkârım. Gel derviş. Bak ne getirttim. Yasemin. Nasıl her sabah bunun kokusuyla uyanırmış. Ne vakit ismi geçse gözleriniz parlıyor. Hatun pek huzur verdi size. Aslında isyankar bir ruhu var. Onu evinden alıkoyan herkese kızgın. Bilhassa da bana. Keyfinizi kaçırmak istemem. Lakin Müftü Efendi'den beklediğiniz cevap geldi. Oku. El cevap. Şehzade Civan Baht Mustafa Hazretlerinin hanedanı Ali Osman'ın tek şehzadesi olması sebebiyle katledilmesi münasip değildir. Hünkârım, mevzu mühim derviş ağa. Müftü Efendi ile alakalı.
Cüretimi bağışlayın, lakin bilmeniz icap ediyor. Şeyhülislam Efendi elinizdeki fetvayı hür iradesiyle vermedi. Destur Sultan Ahmet Han Hazretleri. Hünkârım. Vaziyetimizi mazur görün. Geleceğinizden bir haberdim. Haberdar olsaydınız ne yapardınız Müftü Efendi? Safiye Sultan'a malumat mı verirdiniz? Aklınızdan neler geçiyor çok iyi biliyorum. Civan gördünüz diye padişahtan saymaz mısınız yoksa? Haşa, sümme haşa. Kimin haddine? Madem öyle Müftü Hazretleri, ne cüretle hünkârımızın iradesine karşı gelirsiniz? Haddini bil derviş ağa. Ben şer-i şerife göre karar vermekle mükellefim. Eşer-i ulema da benim gibi düşünmekte. Hünkârım, henüz bir evladınız yok. Maazallah başınıza bir şey gelirse devlet-i âliyenin hali nice olur? Devlet dediğin padişahtır. Ve padişah benim. Şimdi rehlerinizin başına geçin. Ya istediğim fetvayı alırım ya da makamınızı. Karar sizin. Benim fetvama ihtiyacınız yok hünkârım. Zaten kanuni kadim mucibince ferman padişahımızındır. Kanunlarımızı iyi bilirim Müftü Efendi. Benim bilmediğim sizin hakiki yüzünüzdü. Bunu da bugün öğrendim. Ahmet. Her kimesine evladımdan saltanat müyesser ola, karındaşların nizam-ı alem için katletmek münasiptir. Fetva alamayınca kanuni kadimin gölgesine mi sığınırsın? Ketüdağınız Nasuhayı Müftü Efendi'ye yollayıp arzu ettiğiniz fetvayı yazdıran sizsiniz sultanım. Kanunlarımızı ve dahi padişahın iradesini hiçe saydınız. Bunun cezası bellidir. Şehzademizin mezarının yanına bizim mezarımızda kalsınlar o vakit. Canımızın parçasından bu lafları işitmektense ölüm yedir. Sizi artık sarayımda istemiyorum sultanım. Derhal hazırlığınızı yapın. Eski saraya sürüldünüz. Bizi susturabilirsin. Ya vicdanının sesi? O susar mı? Yanındaki iblislerin gürültülerine aldanma. Hepsi çeker gider ve sen tek başına kalırsın. Bir karanlık çöker kalbine. Baktığın her yerde kardeşinin masum yüzünü görürsün. Önünde iki yol var Ahmet.
Tıpkı bizim iki kapımız gibi. Biri merhametin yolu. Diğeri mezalimin. Hangisini seçeceğine sen karar vereceksin. Lakin unutma ki zulmün eşiğinden bir kere geçen her daim zalim olur. Mı koparacaktın Azda? Yaklaşırsan esiririm. Bu defa kopar. Sen padişah, hünkâr umurumda değil. Sen yalancı. Adın Bahtı dedin. Yalan. Yalan söylemedim. Benim Bahtı. Şiir yazarken kullandığım mahlasım. Şiir? Şiir işte. Poezia. Lo nome d'amore e si dolce audire. Che impossibile mi pare che la sua propria operazione sia nelle più cose altro che dolce. Ma tu, sen italyanca biliyor musun? Öğreniyorum hala. Bu şiiri merhum Atam Sultan Süleyman'ın pek sevdiği bir kitaptan okudum. Bak bu kitap işte. İşte evim burası. Kefalonya'dasın. İyon deryası. Adriyatik. Venedikli misin, Rum mu? Annem Rum, babam Venedikli. Babamın da annesi Rum. Benim adamda her milletten insan var. Babam tüccar. Herkesle anlaşır. Bana da öğretti her şey. Hepsi Türk. Senin topraklar. Sen kralısın. Sultan kral. Yani istediğin her şeyi yaparsın. Bahtı, Ahmet. Emir ver. Evime gideyim. Ne olur. Buraya gelmeni Rabbim istedi Anastasya. Kadere kimse karşı koyamaz. Ama sen söz verdin bahçede bana. Kurtaracağım dedin. Yalvarırım. Evime gönder beni. Tamam.
Nasya. Non posso. Senin evin artık burası. Ne demek yapamam? Ne olacak? Zorla tutacaksın beni. Kendi arzunda kalmanı tercih ederim elbette. Şimdi ağaları çağırır aldırırım kelleni. Hayır. Küçük kızların kalbini yediğimi söylemediler mi sana? Cüneyt Hatun dedi ki, sen, ben havlete girecek dedi. Merak etme, sen istemeden olmaz. Ne kadar sürerse sürsün, hazır olmanı bekleyeceğim. İnşallah bu defa muvaffak olursun hatun. Siz uyuyun. Ben hünkârımızı memnun ederim. Sabah da karnımda bir şehzadeyle döneceğim inşallah. Senle? Yoksa hünkârla sen mi? Yok. Bülbül Ağa ile ben. Tövbe tövbe. Hünkârımız Hususi'yi çağırmış. Mahfiruz'u isterim demiş. Kızmak yok hatuncuk. Kıskanmak hiç yok. Burada böyle. Kim? Kızmadım ki. Ne kıskanmasın? Ben evime döneceğim. Asla sizin gibi olmayacağım. Gel. Hünkârım. Nicedir aklım sizde. Sanki ateş oldum yanıyorum.
Çekilebilirsin. Validemi sürgün ettiğinizi işittim hünkârım. Umarım bir anlık öfkeyle verilmiş bu kararınızı gözden geçirirsiniz. Ben de istemezdim. Lakin beni buna mecbur ettiler. Hünkârım. Sultanım. Hoş geldiniz Şahin Girey. Mehmet Girey. Fahriye Sultanımızla tanıştınız mı? İsminizi çok işittim sultanım. Tanışmak bugüne kısmetmiş. Şeref duyduk sultanım. Ben de. Hünkârım, müsaadenizle ben de ayrıma döneyim. Verebildin mi mektubu? Merak etmeyin sultanım. Evvelki mektubunuzun cevabını da aldım. Hünkârım, size hediye ettiğimiz aslanın tahnitini bizzat yaptım. Ağalar saraya götürdüler. Lakin istemezseniz... Kalsın. Ne de olsa ölüsü derisinden daha emniyetlidir. Öyle değil mi? O gece aslanın zincirini kimin kırdığı hala meçhul. Sarayımda hainler var. Neyse ki derviş ağa vaktinde yetişti de elin bir hadise vuku bulmadı. O gece aslanın gözlerine baktım Şahin. Bu vaziyette zalim değil, adil bir hükümdar olacağım, öyle değil mi? Ondan zerre şüphemiz yok hünkârım. Allah'ın izniyle siz hem adil hem de kudretli bir saltanat süreceksiniz. Kardeşimi getirerek kalbimi fethettiniz. Dileyin benden ne dilerseniz. Siz yüce padişahımızın takdirinden gayri lütuf istemeyiz hünkârım. Siz gene de arzunuzu söyleyin. Hakkı haliniz var hünkârım. Her iyilik karşılığını bulmalı. Tıpkı kötülükler gibi. Şu an için bir arzumuz yok. Lakin ileride sizden bir istirhamımız olabilir. Tabii siz de münasip görürseniz. Ne olursa söylemen kafi. Şimdiden olmuş biri. Hadi yürüyelim biraz. Eşlik edin bana. Hünkârım, bugün hava çok güzel. Bu mevsimde Edirne Sarayı çok güzel olur. Nicedir hava da çıkmıyorum. Bir gün sizi de ağırlarım. Şeref duyarız. Hünkârım. Herkes Şehzade Mustafa'nın akıbetini merak etmekte. Moğol diyarında bir laf vardır. Derler ki... sökülmüş bir taş... tekrar yerine konulamaz. Lakin şehzademiz dönecek. Bir gün üzerinde oturacağı bu taht için dönecek. Derviş,
hünkârım. Cellatlara haber ver. Bu gece bu iş bitecek. Yatsı ezanı sustuğunda bu iş bitecek. Ağalar! Hünkârım. Anastasya'yı çağırın. Bunu da alın burada. Emredersiniz hünkârım. Τόσες φορές τα μάτια μου, Μαργαρίτα Ρένια. Γιοκλέρ τέκη μπαμπά μας, Μεριαμάνα, πεν είναι δεν γυάλνες πράκτηνες. Babacığım, kalbim, canım, bulutlarla, İyon denizine giden göçmen kuşlarla haber gönderiyorum size. Mektubun elinize geçmesi için dua edeceğim. Beni evimden, sizden koparan gemi İstanbul'a getirdi. Bir kafese kapattılar. Her yerinden zenginlik, ihtişam ve gözes yakan bir saraya. Tek umudum, tek dileğim size dönmek. Babacığım, senin kollarına. Anneciğim, koynuna. Tek sığınağım, anılarım. Adamızdayım, yanınızda. Evimizin avlusunda uzanıyorum şimdi. Altımda toprak. Başımın üstünde zeytin ağaçları. Ve yıldızlı gökyüzü. Ah, yaseminlerin kokusu. Sakın üzülmeyin diyeceklerime. Eğer dönemezsem, buradan kaçamazsam. Babacığım,
Beni bulmaya ve evime götürmeye gelemezsen, hiçbir umut yoksa eğer, ölüm kurtuluş olacak benim için. Nasya. 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 Öldüm sandım. Öldüm de cennette yasemin koktu her yer. Senin için getirdim. Bak. Sen seviyorsun diye. Hayal-i felâ.
Thank you.
Canını alırım bilesin. Allah sizden razı olsun hünkâr. Bana dünyaları bağışladınız. Tahtınız göklerde olsun. Ahmet. Sen nereye gitti? Ne oldu? Yapamadım Nase. Kardeşime kıyamadım. Kıymayacağım. Bilen bana nasıl? Evinden alınman. Ailenden koparılman. Hepsi yalnızca acı bir hatıra olacak bir gün. Zira senin kaderin burada. Bu sarayda. Benim yanımda.